Zınk. Aa. Zınk. Bu oyuna dair neredeyse hiçbir şey bilmiyorum ama giyilebilecek en uygun tişörtü giydiğime %100 eminim. Karakterim maskülen mi görünse yoksa feminen mi görünse emin olamadım. Sanırım feminen daha iyi. Evet. Şimdi büyücü dediğin zeki olur, o yüzden bence kafasını büyük yapmalıyız olabildiğince. Hikaye görselleri bayağı tatlıymış ha. Başarılı böyle bir moda soktu gerçekten. Ama bunu şey George R.R. Martin yardım etmişti değil mi bunu yazmaya? Git Game of Thrones'un devamını yaz önce. Allah Allah. Bu oyunların kendilerine açıklamama tribi olduğunu biliyorum ama bari tuşları yazsaydın. En azından tuşları verin. Tamam, yazı yazmayı sevmediğinizi biliyorum Tarzo, ama tuşları söyleyin bana. Nasıl eşya değiştireceğim? Okey, bulduğum ilk eşya bir parmak oldu. Eminim bir noktada işime yarayacaktır. Teşekkürler. Havalı ağaç. Başka yol olmayınca ben bunu yapmam gerekiyor, böyle epik bir şey olacak falan sanmıştım. Kayalara çarpıp parçalanıp öldüm. Sanırım normal ama yol çok oraya gibi görünmüyor muydu? Böyle epik bir atlayış yapacağım zannetmiştim. Neyse, bak beklenti kilisesindeyim zaten. Yanlış beklentiye kapıldım. Oyun bana bunun spoilerını vermişti. Ama yani yol nasıl bu olmaz ya? Bütün bu kan izleri benim gibi atlayan gerizekalılardan oluşuyor değil mi? Buraya merdiven koymuşlar ama yani bilerek yapıyorsunuz bunu şu an. Aman tanrım. Bu mesajları okumak oyunun kendisi kadar bir content sanırım. Zayıf düşmana dikkat et. Edeceğim. Aha, savaş müziği çalıyor. Büyü. Büyü. Fuck. Büyü. O tarafını mı seçmem lazım? Büyüsün işte, düşmana git. Tamam, tamam. Büyü. Ben buna vurabiliyor muyum? Ne oldu? Yengeç vakti. Diğer oynadığım Dark Souls oyununa göre çok daha ferah, böyle tatlı şeker bir ortamı var. Böyle karanlıkta boğmuyor insanı. Olur, güzel. Bir tane NPC ile konuştum. Ne iyi geldin de etmişsin de bomboş öleceksin dedi. Teşekkür ederim, çok yardımcı oldun gerçekten. Acaba bu oyunda fall damage var mı? Benimki de soru değil mi? Bu oyunda fall damage değil, fall ölüm vardır büyük ihtimal. Ama deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ha! Hiç hasar yemedim. Peki bu kuzular düşman mı? Öğreneceğiz. Ah, kuzular düşman değil, ben düşmanım sanırım. Bir de bu sanırım keçi. Materyal falan da yok. Bunu sadistliğine mi öldürüyoruz? Ben belki et falan yeriz diye düşünmüştüm. Özür dilerim. Bu iyi birine benziyor. Ama bu oyunda başıma iyi bir şey geleceğine inanmıyorum. Merhaba iyi birey. Müzik iyi bir şey olmayacağını söylüyor. Zınk. Aa. Zınk. Büyü. 3 günde yapıyor büyüyü. Ne yapabilirim? Büyü. Aman tanrım. Ölmedim herhalde değil mi? Oyun bir daha ölürsen rünlerin gider dedi. Haha, rünüm yok ki. Kudur. Şimdi buna uzaktan büyü atmayı diyeceğim. Acaba bir nişan alma falan mı var diyeceğim ama o da yok gibi. Zınk. Bunda menzili yetmedi herhalde. Bunda canı vurmak istemedi sanırım. Bunun hiç hoşuna gitmedi, şiddet yanlısı değil. Manamın yarısı bitti zaten böyle. Boss müziğinin mi çalması gerekiyor önce burada bunu? Aa, bir de kalkanla deflect atıyor, anladım. Ben acaba oyunun bu seviyesinde bununla savaşmam gerekmiyor olabilir mi? Değil mi? Siz de çok öyle bir hissiyat aldınız mı sanki? Sanki oyunun bu noktasında bununla savaşmam gerekmiyor gibi bir hissiyat aldım ben. Yine de bir vurmayı deney... Tamam, tamam. Ben bunun yanından yürüyeyim. En sağlıklısı öyle olacak gibi görünüyor. Okey. Şimdi şurada bir şey var gibi görünüyor değil mi? Hadi oraya gidelim. Önce küçük yere gidelim. Küçükten başlayalım. Bence çok mantıklı. Aa, okey. Burası göründüğü kadar küçük olmayabilir. Merhaba, sen de mi şimdi kapışmamam gereken bir boss'sun acaba?
Ben acaba benim büyücü olduğuma emin miyiz ya? Aha vurdum, 109 vurdum hem de tam. Okey, bakın bu iki vuruşta öldürmüyor beni. Benimki kesinlikle ilerleme var. Büyüde nişan almak dünyanın en iğrenç şeyi. Önce bundan bahsetmek isterim. Sonra da büyülerimin oldukça az vurduğundan bahsetmek isterim. Büyücü oynarsam hayatım kolaylaşır. Bunlarla uğraşmak zorunda kalmam. Uzaktan oynayabilirim diye düşünmüştüm ama kesinlikle hayal ettiğim gibi ilerlemiyor şu ana kadar. Çok Attack on Titan vibe'larındayım. Keyifler çıtır. Benim manam kendi kendine doluyor mu, yoksa ben böyle ölene kadar manasız mı olacağım? Artık bütün büyülerini attım mı diyecek oyun bana acaba? Böyle şeyler yapmasak çok sevinirim. Okey, kılıca geçmek zorundayız. Bir tık üstüme basıldı. He. Olacak olacak, öğreneceğiz. Acelemiz yok, sakince halledeceğiz, halledeceğiz. İkinci round bebeğim. Gel bakayım. Ne yapıyor lan? Üzüldü bir şey. Özür dilerim seni üzdüğüm için. Tamam ya, bak ben böyle yarı canını alıyorum. Çözdüm diyebilir miyiz bu işi? Ya kılıça gerek var mı? Zaten benden şöyle bir 7,5 kat falan daha büyük. Kılıç biraz abartılı olmuyor yani. Bari elinle kolunla saldırsan da biraz adil olsa. Şimdi geri kalan 4'te 1'i de artık kılıçla yapamıyorsam zaten ben nasıl bir eşeğim değil mi? Zaten bu oyun oynamayı hak etmiyorum demektir. Bunu dojladığıma inanamıyorum. Gerçekten çok enteresan hareketlerde bulunan bir yaratıksın. Ya özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Benim bir de rünler vardı burada bir yerde. Ben onları alabilir miyim? Çünkü ölecekmişim gibi bir his. Benim buralarda bir yerde bir rünler olacaktı. Alsam onları, öyle devam etsek çok müteşekkir olurum. Çünkü bu noktada ölürsem bir daha asla rünlerim olmayacak. Teşekkürler. Şimdi manam dolmuş gibi görünmüyor. Canım... Şimdi bu bana vurdu mu? Bu isabet mi etti şimdi? Lan oyunda keçiler bile yuvarlanıyor. Tamam, Dark Souls oyunu oynayan insanların her şeye takla atması geyiğine hakimim ama keçilerin de takla atıyor olması mükemmel olmuş. Ah, demek bir kez daha karşılaştık koca dev. Gel bakalım. Buraya nasıl tırmanacak ki? Bence ben bunu buradan vura vura keserdim sonsuzluğum olsa. Okey, dümdüz tırmanabiliyormuş benim için, kötü haber. Tamam, mana bitti, kılıca geçiyoruz şimdi, yarı can, hadi bakalım. Ya kılıca geçiyoruz deyince kendimden bahsediyordum. Aa okey, keçi cesetlerinden kemik alabiliyor muyuz? Kesin alabiliyormuşuz, kesin bir işe yarıyordur ama tabii oturup keçi farmlamayacağım burada. İntikam almam gereken bir dev var. Var bu uyanana kadar bir sürü canını aldım, ha güzel. Tamam hadi Dora. Artık yarı can. Ataklarını biliyorsun. Hazırsın. Kalkanın nerede? Benim kalkanım vardı. Burada. Tamam. Bu da çok işe yarayacak. Kalkana bak. Karşımdaki yaratığa bak, bir de kalkana bak. M16'sı olan bir adamın karşısında bozuk parayla çıkmak gibi bir şey. Hemen bakayım. Tamam. Öğrendik bu işleri kardeşim. Ama acaba büyücü oynamasa mıydım? Çünkü işin sonunda yine bu adamın bacağına böyle kürdanla vurmak zorunda kalıyorum ve sanki kılıçlı bir karakter olsaydım en azından vurduğuma değermiş gibi. Ben mana iksirini içmeyi çok istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir tuşu, iki tuşu, üç tuşu. Genelde bu tuşlar iksir içer oyunlarda. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Tipo bak, gözleri sarkmış, bir nemlendirici sür suratına. Tamam, sadece çeyrek canı kaldı, sadece çeyrek canı kaldı. Bu sefer yapacağım. Abi böcek gibi izliyor ama beni. Canıma bak, canıma bak, canıma bak. Allah'ım keşke mana iksiri, can iksiri bir şeyler içmeyi bilsem.
Aha R tuşu. İksir içtim. Artık manam var. Artık manam var, kork benden. Kork benden, kork benden, kork benden, yaklaşma. Ekranıma bir şey oldu, karakterimi göremiyorum. Zınk. Hayır o tarafa değil, hayır o tarafa değil, hayır o tarafa değil, aman tanrım. Korkudan dönüyorum hep ve korkudan döndüğümde büyüm ıskalıyor, büyüm ıskalıyor. Hareket etme, hareket etme, hareket etme! Ya hayır ya, çok iyi gelmiştim bu sefer ya. Mana iksirim gitmemiştir umarım. Tamam şimdi mana iksiri. Gerçekten bana yaklaşmadan kesebilecek miyim bu sefer acaba? Şunu yapacak. Tamam, öğrendik bu işleri. Yedim dodge'u. Sana hobi olarak kılıcımla bile vurdum yaratık. Üstüme basma! Basma üstüme! Üstüme! Ya annem ya! Ne oluyor, ne olduğunun farkına varana kadar artık %90 canını aldım ama o da bana ya yaratığa uzaktan ne kadar çok vurursam o da sonra gelip bana o kadar vuruyor resmen. Yani neye göre ben bu damage'i yiyorum? Bir de üstüme bas cesedimin, evet. Hop altından geçtim. Keşke kılıcımı çekseymişim burada ya. Çok daha kolay bir hayatım olurmuş. Seni zavallı eti yanı. Hayır. Niye bu kadar çok vuruyor ya? Hadi, hadi. Yes, kolaydı. Eforsuz, eforsuz. Bu boss sonsuza dek öldü mü? Bir daha asla karşıma çıkmayacak mı? Ve içinden hiçbir şey çıkmadı mı? Bir saattir bununla uğraşıyorum. Hiçbir şey çıkmadı mı içinden? Bu kadar mı? Bu boss'u öldürmek için kullandığım iksirlerim geri döndü ve can ve manam %10. Ödülüm bu mu? Üstüne buraya da gidemiyormuşum zaten. Arada su var. Aman tanrım. Aa şurada bir ateş var. Oraya gideyim bari. Şimdi fall damage yok dedik ama burada da mı yok? Ha öğreneceğiz. Fuck! Şimdi rünlerim gerizekalı gibi ölümümü atladığım noktada mı duruyordur yoksa flöp diye yere düşüp pastırma olduğum yerde mi duruyordur? Öyleyse aşağı inmenin bir yolunu bulmam gerekecek. Ha okey, aşağı atlamaya karar verdiğim yerde duruyormuş. Güzel güzel. E lan bu geri gelmiş, ben bunu kestim. Bir de geri mi geliyorlar? Gerçi ben geri geliyorum, o niye gelmesin değil mi? Ama olmaz böyle. Oha aşağıda böyle çok garip yaratıklar var. Onlarla tanışmak istiyorum. Çok enteresan görünüyorlar. Tamam ineceğim ben bu sahile. Aa bu garip yaratıklardan iki tane var. Acaba öbür yaratıktan da mı birkaç tane var demek bu? Yani böyle bir tane değil de ben az önce birini öldürdüm, diğeriyle mi karşılaştım? Bunların bir de küçükleri var ve bunlar çok rahatsız edici bir görüntüye sahiptir. Hadi bakalım. Okey, okey, okey. Benim burada olmamdan hoşnut olmadığı belli oldu. Daha sıkmadım bile buna üstelik. Tamam, çok damage yiyor. Çok çirkinsin ya yaratık. Ne bu? Sanki böyle denizdeki her şey iç içe geçmiş gibi bir görüntü. Denizde ne var abi? Ahtapot var. Tabuk var, yosun var. İşte birleştirdik gibi bir görüntüsü var. İyi, parçası koptu. Okey, bu galiba boss değil de bunların toplamı bir boss gibi, hani küçükleriyle büyükleriyle, çünkü bir asaya öldü yani. Kara ahtapotu yumurtalığı buldum. Değerli bir ödül ama manam bitti bunun karşılığında. İçeyim bari, bunları kesince de acaba manam doluyor mu? Umarım evettir yanıt. Kendine heal mı bastı o? Kara ahtapot kendine heal mı bastı az önce gerçekten? Ben de büyücü diye geçiniyorum. Evet, havalı geriye doğru yürüme hareketi yaptım ama şimdi acaba asam olmadan ne yapacağım? Tam olarak ben de böyle oynuyorum oyunu. Ahtapot kardeşi, üzülme. Böyle çırpınarak bir şeylere basarak.
Ne bu, sen bunun çocuğu musun? Çocuğunu keseceğim. Çocuğunu keseceğim. Ne yapacaksın? Aa, üçüyor bunlar. Çok iyi. Her yere yürümek 3 gün sürüyor. Atmat yok mu bu oyunda ya da koşma falan? Aa, baygınlık geçireceğim şimdi. Böyle sahil yürümek istesem inerim Maltepe sahilde yürürüm zaten. Bu ne? Aa. Uf, çok sabırlı insan işi şu oyun ya. Hiç benlik değil. Ne oldu? Ne oldu? Ben bunu dost sandım ateşin başında. Masum masum oturan adam ya, ne istiyorsun benden ya? Aa! Arkadaş sandım ya. Normal insan benim gibi niye bu kadar kızmış anlamadım ki. Neyse, ben bir büyücüyüm, sense değilsin. Büyücüler her zaman kazanır. Her zaman. Eh. 3 günde yapıyor büyüğü yine. Acaba diğer büyüğü daha mı hızlı yapıyordum? Bu yandan vurmalı büyüğe geçtim. Pişman olmalı mıyım? Bilmiyorum. Bugün hiçbir şey anlatmıyor ki. Evet, bunu yapmak çok uzun sürüyor. Diğerine de. Eh. Oo, kafatasımın ortasına vurdu. Vallahi kılıçla hiç hoş değildi. Can iksiri. Kızmış gibi bir halin var birader. Ben tek mi yedim bir de? Bütün bu yolu geri mi yürüyeceğim? 2 saat olmadan iade etmem lazım benim bu oyunu. Bir yarısı süreye bakmam lazım. Oluşup oluşup kaybolan izler ne ya? Burada böyle bir çember dönüyor gibi. Bu böyle görünmez bir yaratığın ayak izleri falan mı? Ne abi bu? Hiçbir fikrim yok. Ne bu? Merhaba ruhlarım. Merhaba kardeş. Kafa tasımın ortasına kılıcınla vurarak çaldığın ruhlarımı geri alabilir miyim? Şimdi seninle bir rövanşımız var. Allah Allah. Bu sefer niye bu kadar kolay oldu? Gerçekten bu oyundaki benim vurduğum hasar ve düşmanın vurduğu hasarın neye göre olduğunu çözemiyorum. Enteresan. Yanmış bir kelebek. Bunun için miydi bütün bunlar? Ve şimdi ben bütün bu yolu geri mi yürüyeceğim? Bunun için. Yanmış bir kelebek için bir saattir yürüyorum. Yani bak, bu oyun çok sabır istiyor. Eyvallah ama bu çok boş vakit abi. Bak, boss'ta tekrar tekrar ölmekle geçen vakte yine okeyim. Orada bir challenge var ama şu çorak toprakları bedevi gibi 3 gün yürümek ne abi? Bomboş ya. Hayat bu kadar uzun değil ya. Gerçekten en çok buna sinir oldum. Ta şuraya geri tırmanacağım şimdi ya. İmdat. Kendimi Death Stranding oynuyor gibi hissediyorum. Yürüyorum. Sürekli. Sürekli yürüyorum. Arada bir iki tane çiçek geliyor. Aa, eski dostum merhaba. Senle bir daha kapışma der. Ben artık buraya bir daha gelmem gerekirse kriz geçireceğim. Rica ediyorum, bak daha önce yaşadıklarımız senin de hoşuna gitmemiş olmalı. Bak hayır hayır, yapma bu hatayı, yapma bak bu hatayı yapma. Umarım bossların agrosu sınırlıdır, yani beni hayatı boyunca kovalamazdım. Bunun sonuçta bir ini var, bir bölgesi var, yani oraya sadık kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. Benim gibi bir insan için bu kadar yol gelmene değmez. Git 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 git. Canımı azaltma, ileride çıkacak bosslarda şansımı azaltma. Git artık. Bitmeyecek mi gerçekten? Gerçekten savaşmak zorunda mıyım? Geldi. Keçiler beni kurtarın. Takla atan keçiler, hadi size challenge. Hayatınızda bir değişiklik olsun, bir bossla kapışın. Bir kere benim bunu yendiğim senaryoda uzaktan böyle yarı canını falan almıştım. Hadi git hadi git hadi git. Hadi bırak artık. Ha öyleli. Üstüme tükürdü. Tamam. Hakaret ettin bana, gidiyorum işte bak, ödeştik. Aha vallahi pes etti galiba.
Yani gitmeden şöyle bir dörtte bir canımı aldı ama yine şerefsiz, lanet olsun ya. Neredeyim şimdi? Burada bu adam bir şeyler satıyordu. Bu sefer bir sürü ürünle geldim bakayım. Ha, fast travel varmış. Yeni bir yer açığa çıkarmamla beraber ortaya çıktı. Ama bu fast travel yerlerinden bosslara olan mesafenin yine büyük ihtimalle çok uzun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Niye Noah şapkası takıyor? Bu da kalkıp beni bıçaklamayacak şimdi değil mi bak? Oha, teleskop gerçekten uzağa bakmamı sağlıyor. İlginç. Düşmana fırlatılan bıçak. Bu fırlattıktan sonra yok oluyordur kesin. Zırh alayım bari. Böyle biraz düzgün bir kıyafetle gezmiş olurum, ne bileyim. Aman tanrım, bu aldığım şey benim büyü gücümü düşürüyormuş. Olmaz. Ama bak, bak satın alma kısmında abi. Bak şimdi. Bunların karşılaştırması yok. Ben gidip eşyalarıma dönüp onun ne verdi, yani bu o kadar basit bir şey ki. Bunu ben elle mi, kenara mı yazacağım abi, 7.3 şeyi var benim falan mı diyeceğim. Yani bak, oyunun işte UI'nin olmaması, işte o atmosferik ortam falan, bunlar okey ama bu kadar basit oyuncunun hayat kalitesini etkileyen şeylerin olmaması boş yani biraz sanki. Geri al eşyanı ya, istemiyorum, kazıklandım. Neden bilebilirdim? Yazmamışsınız. Ben de zırh gördüm, aldım. Lanet olsun. Ulan 1500'e sattın bana bunu, 200'e geri alıyorsun. Böyle bir şerefsizlik olamaz. Neyse, kazıklandık, yapacak bir şey yok. Meşaleyle yürüyen bir adam var. Masum görünüyor ama bugüne kadar başıma genel olarak hayırlı işler gelmediği için sanırım saldıracağım. Geç bakayım, kötü müzik falan. Okey, tamam. Tam kötü müzik gelmedi diyecektim ki kılıç çekti. Aa, ezik, tamam. Bakayım ne geldi, 64, okey. Öyle böyle kese kese zırhın parasını çıkaracağız, ne yapalım. Ama 1500'e sattı, 200 almıyor ve onların karşılaştırma görseli yok ya. Gerçekten inanamıyorum karşılaştırma olmadığına. Bütün bu tarz stat bazlı tüm oyunlarda tür gözetmeksiz olan bir şey bu ya. Bizim Pirate Factions'da yok galiba ama şimdi o bizim biraz bütçesel sıkıntılarımızdan kaynaklı. Koyabilsek koyardık. O olmasını isterdik. Bunların koyamıyor olduklarını sanmıyorum. Koymuyorlar itliğine. Oy, yapabiliyormuşum bak, bu güzelmiş. Oh no no no. Aa, ölmedi mi? Çok ölmüş gibi bir sinematik girmedi miydi ya? Eyvah eyvah. Ha, şimdi sen o borazanı çaldığın an benim için bir tık sıkıntı oldu. Oo. Bir şey diyeceğim, niye hiçbir şey olmadı? Niye toprağa gidiyor benim bu attığım şey? Okey, bir dahakine borazanı çaldırtmamaya çalışalım. Vaaa, zınk. Aa, zınk. Okey, operasyonun ikinci denemesi. Şimdi borazanlı olanı şurada görüyorum. Arkası dönükken bunu indireyim. Aa, bak çok öldürmüş gibi yapıyorum, bir canla kalıyor bu. O borazanını kullanmadan, hayır 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 hayır, sus, ağzının ortasına vuracağım şimdi bir tane. Çaldı bile mi sayı? Çaldı sayılı. Çaldı mı sayılıyor? Çaldı sayılıyor sanırım. Tamam. Tamam, atla evlat. Tamam. 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 Ya vurduğu hasara bak şunun ya. Ya bu çekilmez ya. Son bir boss bakayım dedim. O yaratıktan bir sürü gördüğüm için sanırım onlar boss da değil diye düşünmeye başladım. Yani ben daha bu oyunun bosslarına gelmedim galiba ama istemiyorum zaten gelmek. Teşekkür ederim. Yine de son bir manzara olsun diye şu kapıdan geçeceğim, geçebilirsem. Orada ne varmış bir bakalım bari. Şunları kestikten sonra tabii. Yine menzilim mi yetmedi? Harika.
Menzili de ayrı kanser ediyor gerçekten. Okey, bu yukarıdan bakan yaratık çok havalı. Ben senin arkadaşını öldürdüm, bilgin olsun. Ok atıyorlar. Bu saate kadar sahip olduğum yegane avantaj menzildi sanırım, an itibariyle onu da kaybettim. Şimdi ben bu konuda gerçekten ne yapabilirim ki? Sanırım onurumla ölmek dışında hiçbir şey. Peki bir şey diyeceğim. Bu yaratıktan bir sürü var gerçekten. Bu bir boss değil mi şimdi yani? Yoksa boss mantığı mı farklı bu oyunun? Ah. Kafamı çevirince yanlış yere gidiyor büyü ya. Ya başka oyuncuların hayaletlerini görmek istemiyorum. Her şeyi anlamak yeterince zor zaten. Okey, oyunun atmosferi, görselleri falan güzel ve kesinlikle Dark Souls'dan daha çok ilgimi çekti ama yani genel olarak temanın acı çekmek ve sabır üzerine olmasının bana çok uyduğunu söyleyemem. Yani elbette herkesin tarzı, herkesin vakti, herkesin sabrı ama ben bu sabra sahip değilim sanırım ya. Yani oyunun 3 tane askerini keseceğim diye kilometrelerce yürüdüğüm, planlar yaptığım, atak move'larını ezberlediğim bir dünya benim yaşamak istediğim bir dünya değil. Bu yüzden 2 saatim dolmadan 499 liramı geri alma planındayım ben ama yani anlayabiliyorum, anlayabiliyorum. Özellikle bir challenge arayan yetenekli oyuncular, ne bileyim böyle sabırlı insanlar, oynadıkları oyuna yatırım yapmayı seven insanların ilgisini çekebilir ama benim yatırım yaptığım halihazırda yeterince oyunum var ve kesinlikle bana bu kadar acı çektirmek istediğini resmen beyan eden bir oyuna bu yatırımı yapmak istemiyorum. Ama evreni, dünyası, tarzı gerçekten ilgi çekici görünüyor. Böyle, bye. Ben iadeye gidiyorum, izlediğiniz için teşekkürler. Oyunu kapattıktan sonra iksirlerimi bölebildiğimi öğrendim. Yani 3 can iksiri 1 mana yerine 1 can 3 mana yapabiliyormuşum. Böylece aslında bol büyü atabilirdim ama oyun bana bunu hiçbir şekilde öğretmedi. Yani oyun UI yok, tutorial yok, haha hiçbir şey yok, kendin çöz yapıyor. Bak, bana bunu söylese oyun, oyundan keyif alma ihtimalim olacak. Ama sanırım oyunun aradığı hedef kitlesi bu değil. Yani ben bir yardım et bana, oynayayım oyununu modundayım ama oyun madem bu mücadeleye çıkmak istiyorsun ya araştır ya kurcala ya öğren diyor. Araştırmak ya da kurcalamak istemiyorum abi, sadece oynamak istiyorum oyunu. Ama oyun buna izin vermiyor. Yine tarz meselesi deyip geçeceğiz. Böyle bu sitemi de paylaşayım dedim çünkü siz de yorumlarda yazacaksınız. Abi mana iksirlerini alsaydım diye nereden bileyim.